burning boasters unfeared. Awaken your hero within. Find you now, though shadows fall. Fear not what lies. Merhaba sevgili dostlar, oyun severler. Şöyle kahvemi alayım. Evet, yeni bir seriyle karşınızda olacağım umarım. Oyunumuzun ismi Settlers 7, Path of the Kingdom. Niye bu oyun? Neden bu versiyon? Hemen ondan bahsedeyim. Ben bu oyunun yıllar yıllar evvel 1 ve 2.sini oynamıştım. Tabi 20 küsür sene geçti aradan diye tahmin ediyorum. İlk çıkan oyunu inan hatırlamıyorum hangi tarihte çıktığını. Bu da yeni değil. Aşağı yukarı 10 senelik bir mazisi var bu oyununda. Fakat grafik açısından çığır açmış bir versiyon. Ayrıca eklenen yenilikler bakımından da çığır açmış bir versiyon bence Settlers serisinde. İlk oyunu biraz oynamıştım. İkinci oyunu o kadar çok oynadım ki o yıllarda ev halkı da bıkmıştı. Evin içinde böyle çekiş sesleri, hızar sesleri, kuş sesleri yeter artık diyorlardı bana. Yani o kadar oynuyorduk, bağımlısıydık bu oyunların. Tabii o zamanlar fazla da oyun yoktu etrafımızda. Böyle oyunları gördük mü büyük nimetten sayıyorduk. Şimdi bakmayın piyasa o kadar değişti ki artık oyun sektörüyle teknolojik gelişmeler paralel ilerliyor. Ve çok bol oyun var piyasada artık. Fakat size önerim şu, her zaman aksiyon oyunu oynayabiliriz. FPS anlamında söylüyorum. O tarz oyunlar her zaman elimizin altında var ama fakat bu tarz oyunlar arkadaşlar ömrünüzde karşınıza çok az sayıda gelir. Buna emin olun. Patrician serisi vardı. İsmini yanlış hatırlamıyorsam. Bir de Anno serileri vardı. Onlar da bu kafada oyunlar. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız bu dediğim isimlere de böyle bir hızlıca göz atabilirsiniz. Şimdi gelelim oyunumuza. Oyunumuz bir kaynak yönetim oyunu ve real-time bir strateji. Çok çok fazla özgürlük bize oyun sunmuyor ama yine de kendi içerisinde radikal kararlar aldığımız bir yapısı var. Yanlış kararlar alırsak tabii ki ilerleyemiyoruz. Bazen çok hızlı kararlar ve doğru kararlar almamız gerekiyor. Çok şirin küçük ayrıntılar var oyun içerisinde. Görünce siz de çok seveceksiniz diye düşünüyorum. Detay fazla. Bu detayları şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Fakat ben oyunu unuttum açıkçası. Çok uzun zaman oldu oynayalı. Şimdi baştan başlayacağız ama hatırladığım kadarıyla bir abi var zaten. Tavernacı. Bize böyle oyun hakkında bilgiler ve oynanış hakkında bilgiler veriyor zaten. Oyunda küçük bir hikayesi var tabii. Biz bir prensesi kontrol ediyoruz. İşte onun aldığı kararlar doğrultusunda ilerlemeye çalışıyoruz. Tabii senaryoya bağlı kalarak. Her bölümün kendi içerisinde bir senaryosu var. O bölüm bitince diğer bölüm baştan sıfırdan başlıyor. Ona göre kaynak yönetiminizi geliştiriyorsunuz. Neyse sözü fazla uzattım. Kusura bakmayın. Şimdi hemen ilk bölümle başlayalım. Ufak bir sinematik var. Altyazılar açıktı herhalde yanlış hatırlamıyorsam. Hep beraber böyle izleyelim. Daha sonra da detaylara başlayalım. Ben sinematiklerde araya çok girmeyi sevmiyorum. Daha sonradan anladığım şeyler olursa anlatmaya çalışacağım. Oyun içerisinde de detayları zaten oynarken paylaşacağım sizinle. Many ages ago, the most prized possession in the kingdom of Tundria was not land, nor livestock, nor gold, but the people's crown. A crown only awarded to those kings and queens who ruled their lands generously and kindly. But wars and greed had corrupted the hearts of many of its monarchs, leaving the crown without a worthy emissary. And so it was locked away,
hidden, until one day a worthy new leader was to be found. You have sent for me, Father? I have, my child. Come. Your greatest wish is about to come true. The kingdom of Tandria lies in disarray. King Baldurus has been exiled from his lands by Lord Wolvering and his Dark Knight Dracorian. Together they now seek rule over his kingdom. That is, if we let them. Zoe, this is the moment you have been waiting for. This is your chance to become queen. Go to Tandria and colonize it, and I shall crown you ruler of your own kingdom. I shall, Father. I shall do as you wish. Desire, how wonderfully blinding you are. And so, Zoe took to Tandria to meet with an old friend and ally of her father's. He was to help her with the difficult task of colonizing the unruly kingdom of Tandria. Evet arkadaşlar, burası oyunumuzun ilk başı ve gördüğünüz gibi böyle grafikler mükemmel. Bir strateji olması, oyununda olması gereken grafikten bence fazlası var. Çok şirin, çok güzel dizayn edilmiş, masalsı bir görüntü. Yapılar böyle fantastik, hoş, şirin. Çok güzel detaylar var oyun içerisinde. Welcome to Tandria, Princess Zoe. Bu Bors Tavernacı zaten birçok görevde bize yardımcı olacak. Bors babamızın arkadaşı ve prensese elinden geldiği kadar oyun içerisinde yardım ediyor. İşte prenses buraları avucunun içi gibi bildiğini söylüyor Bors'a ve bana yardımcı olacak olabileceğini söylüyor. Hizmetinizdeyim diyor Leydim ve bize şimdi bazı direktifler verecek. Oyun içerisinde zaten anladığım şeyleri ben size direkt söyleyeceğim. Nasıl olduğunu, nasıl kullanılması gerektiğini. Şimdi oyun içerisinde sevgili dostlar kaynaklar var. Çeşitli bölgelerde mesela bir bölgede ağaç var, bir bölgede taş var, bir bölgede işte kömür var, altın var, demir var, hayvan var, avlanmamız gereken bölgeler var vesaire. Şimdi burada mouse hareketleriyle ilgili bize birkaç bir şey söylüyor. Bakın böyle yukarı aşağı sağa sola yapabiliyoruz. Orta tuşa basılı tuttuğumuzda. Şimdi İlk başlarda alışması biraz zor gelebilir size. Bakın orta tuşa bastığınızda şu şekilde civara bakıyorsunuz ama çok hızlı hareket ediyor. Belki hani gözünüz yorabilir ve böyle bir mouse'un nasıl söyleyeyim böyle ince hareketlerini algıladığı için bakın bir akış yok. Kusursuz bir akış yok. O ekran bayağı bir sallanıyor bakın bu şekilde. Yani isterseniz bayağı hızlı çevirebilirsiniz. Fakat belli bir açıyı ayarlayıp klavyeden WASD ile yönlendirmek daha mantıklı ve hızlı sonuca sizi ulaştırabilir diye düşünüyorum. Tabii böyle mouse'u ileri geri sağa sola iterek de ekranda yönlendirme yapabiliyorsunuz. O ayrı bir konu. Şimdi zoom in out var. Yine orta tekerleği çevirerek yapıyoruz. Şimdi tavernacı abimiz Bors bize bir şeyler söylüyor. Bakın taş kaynağı var hemen şurada. İşte burada bahsediyor inşaat menüsünden, görev bölümünden vesaire vesaire. Evet yollar vesaire yani hepsinden bahsediyor bize. Ben şimdi aklıma gelenleri sizinle hemen paylaşacağım. Şimdi iki tane diyor şey kuracaksın taşçı yani
Ben böyle adlandırıyorum oyunda bunları sevgili arkadaşlar. Taşçıların görevi taş kaynaklarından bizi taş sağlamak. Animasyonlar çok güzel. Şimdi detaya inince göstereceğim size. Yani ilk başlarda hatırlıyorum oynadığımda böyle hayranlıkla bu animasyonları vesaire izliyordum. Şöyle bakın zoom olayımız da bayağı var gördüğünüz gibi. Bayağı bize detay veriyor. Karakterleri görüyorsunuz. Hazırda bekliyorlar. Böyle durdukları zaman da şirin şirin hareketler yapıyorlar vesaire. Bitki örtüsü gayet canlı gözüküyor. Ve uzaklaştırdığımızda da bakın bayağı bir geriye çıkabiliyoruz. Alanı görebiliyoruz. Şimdi iki tane diyor taşçı lazım. Hemen mesela nasıl yapıyoruz onu size göstermeye çalışayım. Mesela boş alanda tıkladığımızda bir menü geliyor ya da taşların üstüne tıkladığınızda da gelebilir. Direkt kullanmanız gereken bina, inşa etmeniz gereken bina. Fakat mesela boş alanları değerlendirmek adına şuraya tıkladık diyelim. Bakın şimdi bu Mountain Shelter dediği bina kendi içerisinde 6 adet alt yapıyı barındırıyor. İşte kömür madeni, demir madeni, altın madeni, işte taşçı vesaire vesaire. Şimdi önce bu ana binayı inşa etmek gerekiyor. Şimdi ana binaya bastığımda bakın mouse'un orta tekerleğini çevirerek haritada istediğim yere yerleştirebiliyorum. Ya böyle uzak bir yere yerleştiririm, daha sonra bir yol yaparım. Çünkü yol şart, yoldan ilerliyorlar. Ya da yola bitişik geldiğim zaman bakın buraya otomatik oyun yapıştırıyor şeyi. Binayı görüyorsunuz. Fakat böyle koyarsam sol taraf, sağ taraftaki bir bölümünü kullanamıyorum. Kırmızı. Yukarıki iki bölümünü kullanabiliyorum. O yüzden bakın yukarıki iki bölümü pardon 3 bölümü de kullanmak istediğim için sevgili dostlar şu şekilde ya buraya ya buraya şu şekilde kurabiliriz. Ben şu tarafa kurayım diyorum. Bakın şöyle kurdum. Şimdi burada yol resmi çıktı. Neden? Çünkü yola sıfır kurmadık. Bir yol ihtiyacı duyuyor şu an. Tıklıyorum ve hemen şuradan kestirme buradaki yola bu binanın temelini bağlıyorum. Şimdi şunları kapatalım. Bakın şimdi animasyona. Bu abimiz hemen yola koyuldu. İnşaatı gidip yapacak orada. Bu sol alttan bakın şuradan oyunun hızını belirleyebiliyoruz. Yavaş, bu yavaş, orta ve en hızlı. Bakın inşaat şeyi çıktı. Animasyonu çıktı. Detaylar gerçekten güzel. Şimdi böyle ilk başta biraz izleteceğim sizin. Ondan sonra rutine döneriz zaten. Evet. Son vuruşu da yaptı. Şimdi şeyimiz oldu. Binamız. Şimdi taşçı. İki tane diyor. Şimdilik iki tane hemen kuralım. Buraya basıyorum. Bakın. Hemen çıktı. Buna tıkladım. Buraya da basıyorum. Yine buna tıkladım. İki adet taşçı ünitesi buraya yaptık. Şimdi tekrar ana depodan malzeme gidecek ve onlar da inşa edilecek. Bu arada bu storehouse depolar, ana depolar. Bunları üretim merkezlerine yakın kurarsanız faydası şu oluyor. Mesela burada şimdi taşçılar, bura bitince göstereceğim size çalışırken. Taşçılar taşı çıkarıyorlar. Önce bir şeye getiriyorlar. Yapılarını. Ondan sonra da ilgili ana depoya getiriyorlar. Ana depo uzak olursa buraya kadar getirip bırakacaklar. Ya da kendi binalarında girmiyorlardı. Öyle de olabilir. Tam orayı hatırlayamadım. Fakat taşçılar şimdi çıkardıkları taşı bu storehouse yani buraya bırakacakları için işlerini bırakıyorlar. Yani taşı taşıyorlar. İşlerine hemen dönmelerini istiyorsanız bu gibi yapıları üretim merkezlerinin yanına koyup ki taş depoya girdikten sonra hemen bu işçiler işlerinin başına geri dönebilsin. Bakın. Şimdi taşı kazımaya başladık. Burada yavaş çalıştırıyorum. Şu an ortaya alalım. Orta hız bu.
Normal hızca da öyle söyleyeyim. Bakın çok güzel animasyonlar var. Oyun çok eski bir oyun. Yani 10 sene oldu, hatta 10 seneyi geçti. Ona rağmen çok güzel detaylar oyun içerisine yerleştirilmiş. Günümüzde bu tarz detayları barındıran oyun hatırlamıyorum. Belki vardır ama zamanına göre çok üst seviyelerde özelliklere sahip bir oyun bence. Bakın, taşı aldı. Şimdi ne yapacak? Hemen bakalım. Evet, tahmin ettiğim gibi. Şimdi taşlar oradan çıktı. Bakın. Şimdi şeye geliyor. Gördüğünüz gibi depoya geldi. Bu yol uzun olursa ne olacak bu sefer dostlar? Bu küçük taşçılarımız taşları bu depolara getirmek için çok uzun yollar gidecekler ve işlerine geç dönecekler. Üretim de yavaşlamış olacak. Ne kadar bu depolar bu üretim tesislerine yakın olursa bu taşıma olayı hızlı olacak. Şimdi popülasyonu arttırmamız gerektiğini söylüyor. Bunun içinde rezidans adı altında yapılar var. Onlardan ekrana yerleştirmemiz gerekecek. Şimdi mouse'u çok hızlı ve ekranı çok hızlı hareket ettirmek istemiyorum. Gözleriniz yorulmasın. Bazen mide bulantısı yapabiliyor bu tarz bakış açılar. Şöyle bir açı ayarlayıp şöyle bırakalım. Şimdi yine boş alana tıklıyorum. Hemen. Evet, popülasyonu diyor 20 yapmak gerekiyor. Şu an 17. Bakın şurada rezidans adı altında bir yapı var. Şimdi tıklayacağım kendisine. O da kendi içerisinde. Hatta onu bakalım, göstereyim size şöyle. Bakın üstüne geldiğim zaman o da kendi içerisinde 6 adet alt yapı barındırıyor. İşte ekmekçi. Orada şeye bağlı olarak, başka ünitelere bağlı olarak ürün çıkaran, işte kumaşçı var, kağıt üretimi var, işte biracı vesaire, tool maker, tool üretiyor. Yani bu inşaatlarda ya da diğer birimlerde çalışanların kullandığı araç gereçleri üreten birim. Şimdi buna tıklıyorum. Herhangi bir şey yapmayacağımıza göre, yani bunlardan başka bir ekstra alt birim inşa etmeyeceğimize göre bir rezidansı şöyle bakın. Ya da oraya değil de şuraya yapalım. Bakın şuraya şu şekilde sıfırlıyorum. Yani herhangi bir şey öğretmenize gerek yok. Rezidansı kurduktan sonra popülasyonunuz artacak. Çünkü barınma ihtiyacı sağlıyor bize rezidans. Bakın ileride başka bir köy var. Düşman köyü. Zaten konumuz orası herhalde anladığım kadarıyla. Onlar da kendi içerisinde çalışıyorlar şu anda. Real-time strateji mantığı bu. Onlar da gelişiyor. Onlar da kaynakları tüketiyorlar. Onlar da hazırlık içerisindeler. Belki bize saldıracaklar. Belki savunmalarını güçlendiriyorlar. O yüzden bu tarz oyunlarda ne kadar hızlı hareket ederseniz o kadar sizin avantajınıza oluyor. Şimdi Plank Producer diyor. Yani bu büyük bir ihtimal kereste. Öyle anlıyorum. Onun için bakın şey kurmamız lazım. Şurası yakın. Storehouse da burada. Şurada bu menüyü biraz açık tutuyorum. Kapatırız daha sonradan şu şekilde. Tekrar buradan açabiliyoruz. Burada bakın istatistik bölümü var. Elinizdeki kaynakları buradan görebiliyorsunuz. Bakın taş 9 olmuş. Çıkartıyoruz. Altınımız 100 adet var. Altın paramız. Ham altınımız hiç yok. İşte kütüğümüz var. Kereste yapmışız onlardan. Ya da daha önceden elimizde vardı. Şimdi biz bunu nasıl inşa edeceğimizi göreceğiz. Yani şu çiçekler vesaire. Detaylar çok güzel arkadaşlar. Ara sıra bakacağım. Kusura bakmayın böyle. Çünkü hastası olduğum bir seridir bu Settlers. Hemen boş alana tıklıyorum. Şu ünite. Lodge diye okunuyor herhalde. Bakın bu kendi altında 5 adet birim barındırıyor. İşte Woodcutter, Forester, Fisher, Hunter, Sunville.
Sunwheel şey, keresteci. Bize bir de Woodcutter lazım. Aslında Woodcutter var mı şu an elimde diye bir bakıyorum. Yok herhalde. Evet, hiç yok. İkisini de kuracağız. Şimdi onu şuraya yakın kuracağım. Yol yapacağız daha sonradan. Evet. Ünitemize tıklayalım. Şöyle çevirelim. Şu tarafı daha yakın olsun. Şu şekilde yeterli midir diye düşünüyorum. Evet, şimdi buraya bir tane Woodcutter yapalım. Yani oduncu ağaçları kesecek. Buraya da bir tane sunwheel yapalım. Kaç tane istiyor? 2 tane. Tamam. Ha yok, bir dakika. 2 tane üretmemizi istiyor. 2 tane yapmamızı istemiyor. Orayı yanlış anladım. Güzel. Ben bunları da fazla kurdum o zaman. Önemli değil. Önemli değil. Şimdi yol, bakın yol sıkıntımız var. Yolu şuradan aşağı direkt bağlayalım. Bakın şu, ha, orayı kesiyoruz. Bakalım. Bakın şuraya bağlıyorum. Burayı da kesmemiş olduk. Şimdi hemen inşaat başlayacak. Bakın burada genel olarak 60 adet taş çıkarabiliyoruz. Parça parça da bakabilirsiniz sayıp. Burada genel adet kaynağı bize oyun gösteriyor sevgili dostlar. Bu güzel bir şey. Ağaç bölümünde ağacı göstermiyor yanılmıyorsam. Çünkü ağaç sayısı bir aylık fazla. Bu arada hava değişimleri var. Bakın karlar var karşıki dağlarda, kuşlar vesaire. Böyle yaşayan bir durum var oyun içerisinde. O size gayet güzel hissettiriyor. Yaşayan bir dünya. Çimenler, ağaçlar. Güzel güzel. Çok güzel. Şimdi ilerleyelim. Hemen woodcutter'ımız ve kerestecimiz de yapıldı. Popülasyonumuz 22. Şimdi oraya görevlendirdiğimiz şahıslar gidiyor. Evet, hemen başladı. Oraya vardığında zaten o alana hemen başlıyor. Animasyonlara bakalım şöyle. Evet. Ağacı kesmeye başladı. Bakın. Ne kadar güzel yapılmış. Evet, ağaç düştü. Şimdi orada biraz daha uğraşıyor vesaire derken kütüğümüzü aldık. Şimdi kütük Sunwheel'e geldi. Bakın Sunwheel'de nasıl kereste oluyor, gördünüz mü? Hop, keresteler de tamam. Şimdi doğru nereye gidecek? Başta size söylediğim gibi storehouse'a, ana depoya getiriyorlar. Şimdi ilk kereste üretildi. Bir kereste daha üretildiği zaman şeyimiz tamam. Görevimiz tamam. Oyunu biraz hızlandıralım. Evet, hadi bakalım. Yoruldu, dinleniyor. Güzel. Tamamdır. Evet. Şimdi buradan ipuçları alabiliyorsunuz. İşte nasıl üretiliyor vesaire. Burada zaten size gösteriyor diye hatırlıyorum. Şimdi oyunu normal hızına alalım. Burası şato. Yani ana merkez, öyle söyleyeyim. Prenses orada. Askerler ilk etapta burada birikecek. Daha sonra işte istediğimiz yerlere dağılacak vesaire. Storehouse kontrol. Ha. Okey. Bir tane daha storehouse herhalde şu an yapacağız. Öyle gözüküyor. Dediğim gibi storehouse'ları şeye yakın yapmakta fayda var.
şu an kereste sayımız da artıyor değil mi? Bir kontrol edeyim. 46. Evet, Storavus. Evet. Storavus yapacağız. Öyle gözüküyor. Bakın Storavus'un üstüne de tıklayınca içerisindeki detaylara ulaşabiliyoruz. Şimdi oyunu unutunca böyle biraz duraksıyorum ara sıra. Ne istediğimi tam anlamaya çalışıyorum. Evet, storehouse burada. Nereye yapalım? Diğer storehouse'u da belki ulaşımı kolay olur diğer üreteceğimiz şeylere diye şuraya kuralım. Kapısı şöyle yapınca otomatik yapışacak. Şurası iyi. Şurası güzel. Evet, storehouse'u şimdi oraya yapacağız. Buradan yine ekonomi panelinden bakın. Mesela nelerin ne işe yaradığını ve nasıl şekilde üretildiğini de görebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Son nihai ürünü de görebiliyorsunuz. Mesela işte başak tarlasından yani çiftlikten ne elde ediliyor ona bakıp o sıralamayı oradan takip edebilirsiniz. Evet. Şimdi borsa anlatıyor bakalım neymiş durum. Princess, I fear we are not alone. Ramirez, one of Lord Wolverine's minions, is hiding out in the area. What does he want? He most likely wants Ramirez diye biri var diyor. İşte o kötü lordun yardımcılarından biri gibi anlatıyor. İşte ne istiyormuş prenses de soruyor vesaire. Then what do you suggest? Action, my lady. It will speak louder than words. Then so be it. Evet, şimdi Ramirez'e karşı bir saldırı gerçekleştireceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Ramirez'in gizli üstü, yani gizlendiği şey, merkez. Burada diyor Ramirez, bu kalenin içerisinde. Askerleriyle beraber duruyor ama bizim de diyor şeye ihtiyacımız var, askere ihtiyacımız var vesaire. Evet, Ramirez de burada. Şimdi bakalım ne olacak durum. Ya böyle bir tat, oyunda şirinlik de var ya. Seviyorum gerçekten. Şimdi Grain Bar diyor ve yel değirmeni inşa etmemiz gerçek. Nedenini size söyleyeceğim şimdi. Bakın şeyleri Grain Bar'ları yani başak tarlalarını çiftlik üreterek yapacağız. Çiftlik içinde mutlaka yeşil alan şart. O yüzden hani böyle topraklı alanlara ben kuruluyor diye hatırlıyorum ama sonradan aklıma geldi. Yeşil alan olmayan yerlere başak tarlası yani çiftlik daha doğrusu kuramıyoruz. Evet, tıkladığımda bakın şurada farm diyor, çiftlik. Ve çiftlik de kendi içerisinde 5-6 ünite barındırıyor. İşte başak tarlası var, domuz çiftliği var. At çiftliği var, işte yel değirmeni, o değirmenden un elde edeceğiz vesaire. Şimdi tıklayalım çiftliğe. Bakın yine bu ana bina, her zaman öyle bunu aklınızda tutun. Çiftlik değil yani bu. Yani çiftlik aslında da işte başak tarlası değil, öyle söyleyeyim. Çiftliğin ana binası. Artık bundan ne elde edeceğimize biz karar vereceğiz. Şimdi şöyle biraz uzaklaştıramıyorum. Şöyle koyalım. Biraz da şuraya yakın olsun. Tamam. Hemen yolu bağlayalım şuradan. Şimdi arkadaşlar şurada bir tane başak tarlası yapalım. Bir de rüzgar değirmeni, yel değirmeni istiyor. O da bu. O da öğüteceğiz. Oradan şey elde edeceğiz. Un. Onu da buraya kuralım. Bu tarafta işler devam ediyor. Güzel güzel, aferin. Burada en ağır işi gene bunlar yapıyor. Odun taşıyorlar vesaire, kesiyorlar.
Bakalım şimdi çiftlik animasyonlarını da izleyelim nasılmış. Ben de böylelikle nostalji yaşamış oldum gerçekten. Evet. Şimdi başak tarlası ve yel değirmenimiz inşa ediliyor. Çok güzel. Baksanıza ya. Ne kadar böyle binaların değil mi? Detayına girebiliyoruz. Ne güzel ya. Ha, bakery. Ekmekçi. Fırın. Bir tane fırın kuracağız şimdi. Oo, baksanıza geziyoruz bayağı ya. Çok güzel ya. Yani böyle yaşayan bir yeri böyle inşa etmek çok zevk verici bir olay. Şimdi bakery diyor. Bakery'i de buraya kurabiliyor muyuz? Kuramıyoruz. O nereden kuruluyordu? Hemen bakalım. Buradan çözeriz olayı. Bakery şeyde rezidanstan yapalım. Zaten buraya bir... Ha, o Star House. Şuraya bir rezidans kurmuştum. Hemen şuraya bir fırıncık açalım. Hop. Bakın hazır. Rezidans olduğu için. Alt bölüm. Aa, bakın. Şeyler ne güzel değil mi? Başaklar hemen büyüdü. Çiftçi abimiz ekiyor. Başak tarlamız oluştu. Ya çok güzel ya. Yok böyle bir oyun. Başaklar şimdi yel değirmenine gidiyor. Bakalım şimdi değirmende bunu öğütecek. Your general is currently deployed at your castle, but he alone is too weak to attack Ramirez's camp. Evet. Who's red? Mercenaries at my Çok güzel animasyonlar. Detay var ya, detay arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Hop. Şimdi gelelim Bors'un söylediklerine. Burada tamam. Fırıncımız tamam. Oh, mis gibi ekmek koktu ya. Buraya bak. Oh, unu da üstünde. Süper, süper. Fırından yeni çıktı. Şimdi asker yapacağız. Değil mi? Ha, şimdi bakalım. Producer için diyor tavernayı kullan. Yani Produce için yani ürünü çıkarmak için. Şimdi Pikeman. Ne lazım Pikeman'e? 3 altın. 1 şey. Plain food. Bir tane de popülasyon. Bir kişi lazım yani. Şurayı tekrar açalım. Bakalım bize ne söylüyor şimdi. Anladım. Yani şunu demek istiyor. Mesela buraya tıkladığımda elimde ne var ne yok görüyorum. İki tane pikeman'im var. Yani nasıl söyleyeyim size, mızrakçı gibi bir şey bu. Fakat diyor asker yapman lazım diyor. Onun için de diyor tavernaya tıklayarak bakın tavernada pikeman'i nasıl yapacağımızı görüyoruz. Plain food 2 diyor. Bu plain food balıkçı herhalde. Bakalım Plain Food'la ilgili detay veriyor mu bize? Balıktan yapılıyor mu bir şey? Yok. Plain Food neydi? Onu bulmaya çalışıyorum. Bir saniye. Hemen bakacağım şimdi. Fish. Neredeydi o? Şuraya yazacağım bir saniye. Ha, sade, düz yiyecek anlamına geliyormuş. Tamam, o arttı şu anda. Herhalde ekmek üretimi başladığı için. Burada balık resmi görünüyordu. Aklım ona gitti biraz. Hani balıkla alakalı bir şey mi diye. Hayır.
Plain food sade yemekler. Yani sade ekmek, sade balık. Böyle alengerli değil yani kaliteli yiyecekler değil. Sade ve düz yiyecekler. Şimdi burada o zaman hemen taverneye tıklayarak 3 altın yiyor. Onu biraz göz önüne bulunduralım. 5 tane 6 tane ya da 8 yapalım düz hesap olsun. 8 tane askere bastım. Fakat bize şey yetmeyecek popülasyon. Bakın onu söylemiyor. Buraya ben bir rezidans yapayım. Popülasyon için. Şu karşısına yapalım tam diğer rezidansın. Ya da şuraya mı yapalım? Şuraya yapalım. Güzel. Bakın zaten uyarı verdi diyor. Popülasyon bitti diyor. Popülasyonu arttırmak için rezidans şart arkadaşlar. Bakın askerler nerede onu göstermedim size. Ortam çalışmaya başladı. Şimdi burası bitsin. Bakalım yine asker çıkacak mı? Ha, 3 tane daha gelecek. Göstereyim size onları. Şimdi bu rezidans bitince... tamam 28 oldu. Evet asker geliyor. Ne haber? Hoş geldin. Doğru kaleye. Evet. Şimdi saldıracağız Ramirez'in küçük karakoluna. Orada aslında 3 tane adamı var. Yani abartmaya gerek yok. Buradan ben hemen saldırıyı gerçekleştireyim. Hiç beklemeyelim. Şimdi saldırı için tekrar şurayı bir açacağım arkadaşlar. Outside box diyor. Teslim olma vesaire. Sonra da capture yani ele geçirilecek vesaire vesaire. Şimdi deneyelim. Buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Sağ klik diyor ama sağ klikle bir işim yok. Buraya tıklıyoruz. Ha, sağ klik kapatıyor. Buraya tıklıyoruz. Bakın burada bir focus var diyor. Go to the army current position. Bize şeyi gösteriyor. Ordumuzun olduğu noktayı gösteriyor. Daha sonra şeye tıkladık ya. Yani ordunun olduğu konumu seçtik. Bakın mouse'u uzattığımda bir ok da uzuyor onunla beraber. Şimdi buradan bu okla beraber bu şeyi tıklayacağız. Ya burayı tıklayacağız ya burayı. Bakayım şuraya tıklayalım. Okey. Şimdi bakın oraya çık dedim yani saldır dedim daha doğrusu. Çok güzel ya. Şimdi oraya doğru yola çıktık sevgili arkadaşlar. Askerler gidiyor. Hepsi şey. Pikeman yani mızrakçı. Ramirez de çıktı tabii. Savunacak kendisini. Onun 3 tane adamı var. Zavallım. Biraz fazla oldu adamlar. Ho ho ye ho ha. Hadi bakalım. Şey oluyor. Birbirlerine bileniyorlar. Rahat kazanacağımız bir savaş. Aa, bir tane zayiat verdik. Evet kazandık sevgili arkadaşlar. Şimdi burada şeye dokunmuyoruz. Savaş kuralları gereği generale dokunmuyoruz. Ya da kumandana. Oradan direktman buradaki kaleyi ele geçiriyoruz. Kaleyi ele geçirmek ne işe yarıyor diye soracak olursanız. Bakın burada sınır göreceksiniz. Sarı ve kırmızı. Kırmızı sınır bizim, sarı sınır bu tarafın. Eğer bu kaleyi şimdi ele geçirirsem bu sarı sınırın, bakın şuradaki beliren sınırın şeyini alacağım. Hakimiyetini alacağım ve
buraya doğru genişlemiş olacağız. Tabii buraları hep yıkacağız. Buradaki köylüyü tahliye edeceğiz. Buralar bizim olacak. Şimdi ele geçirme süreci var. %70'te. Biz böyle bir üstümüze dönelim bakalım neler var neler yok. Taşçılarımız çalışıyor. Ormandan kütük geliyor. Bakın burayı açtılar. Evet bakın diğer düşman yani karşıki düşmanın sınırlarının içerisindeki bütün üniteler yandı. Çünkü o sınırı yok ettik. Kendi sınırımızı Well done, my lady. You genişlettik. now have Evet, teşekkür ediyor Bors bize. contract, and I would say that your display of military swiftness was rather impressive. This will be a warning to Ramirez. What exactly is it that Ramirez and Lord Wolverine are fighting for? They are thieves and bandits. They want nothing less but to steal Tandria away from its people. Tandria bu bulunduğumuz yerleşkenin adı. But I heard King Baldurus was a tyrant, that he was cruel and reckless to his people. Utter no such lies. His Majesty was a kind and wise man, merely misunderstood by his people. Evet. You were successful. Buraya atlayalım. Bölümü geçtik. Akşam olunca ışıklar yanıyor. Şimdi devam edelim. Hemen. Bu bağlantılı ilerliyor. Yani her bölüm kendi içerisinde hikaye bazında bağlantılı ama kaynak yönetimi açısından sıfırdan başlıyoruz. Şimdi ikinci haritada ikinci kısma geldik. Herhalde şöyle ilerleyeceğiz. Bakın eğer böyle yukarılara doğru çıkacaksak gayet sürükleyici güzel bölümler bizi bekliyor gibi gözüküyor. Şimdi ikinci bölümdeyiz. Hemen vakit kaybetmeden startlıyorum. Realizing Animasyonlar da that çok victory güzel could not be forced, Ramirez decided to buy it. Yeni bir bölge. Yine kalemiz orada ama bu sefer dikkat ederseniz topraklar kurak. Burada farklı bir mantık yürüteceğiz anladığım kadarıyla. Princess, word has it that Ramirez has found a gold mine up north. If he strikes pay dirt, he could build an army and attack us. We must stop him. Ramirez diyor kuzey tarafa gitti diyor. Tekrar mı savaşacağız diyor vesaire Ramirez'le herhalde o anlamda. Yani altyazıları tam çeviremiyorum kusura bakmayın ama anladığım kadarını anlatmaya çalışıyorum. War, my lady, is politics. Evet diyor. Politik bir savaş diyor. Babasının bu senaryo içerisindeki rolünü bilmiyorum. İleride ortaya çıkacak. Bakacağız. Ramirez'in kalesi. Vay. Ramirez kaleye gitti artık demek ki. This land is mine to settle. Şimdi buraya geçeceğiz. All right, my lady. Şimdi bakalım ne söyleyecekler bize. This time we need an army. Ramirez'le diyor savaşmak için diyor yine bir orduya ihtiyacım var ama daha büyük bir orduya ihtiyacım var diyor. So you will need to start your own coin production. Yeni askeri birlikler için arkadaşlar altına ihtiyacımız var. Altın paraya daha doğrusu. If you conquer it, you will be able to produce your own coins. Evet, şimdi first build up a flourishing economy. It is the key to success and absolutely necessary Bakın. if you want to recruit Bu bölümde balık var. Dikkat ettiniz mi?
balık üretimi var. Neden balık var? Tahmin edin. Çünkü ekmek üretemiyoruz. Ama balıkta şöyle bir sıkıntı var. Sınırlı sayıda balık var. Başak üretiminde sınır yoktu. Ekmeği sınırsız üretebiliyoruz arkadaşlar ama balık gibi ürünleri şey yapamıyoruz. Sınırsız alamıyoruz. Buradaki popülasyon bitince şey oluyor. Fakat şeyi bilmiyorum. Yani üretimi durdurabiliyor muyuz? Oradaki balık popülasyonu tekrar çoğalıyor mu? Tekrar orada avlanabiliyor muyuz? Onu bilmiyorum. Şimdi önce bir yerleşke sayımızı arttıralım. Şuradan rezidans yapalım. Yine yola sıfır olsun. Şu şekilde. Daha sonra burada taş önemli. Bir bakalım istatistiğe. Taşımız 30. Kereste ve ağaç 20. Burada önemli olan biliyorsunuz kereste, ağaç ve taş çok önemli. Gözünüzden kaçırmayın. Gözümüzden bunu kaçırdık mı ipin ucu da kaçıyor. Çünkü taş, kereste şey ana üretim malzemeleri binalar için. Bazen bazı binalarda ekstralar gerekecektir büyük bir ihtimal ama şimdi temel binalarda taş ve ağaç çok önemli. Şuraya isterseniz bir tane şey yapalım. Şundan yapalım ve şuraya bağlayalım. Buraya bir tane woodcutter yapalım. Bir de bir tane de keresteci yapalım. Oduncu ve keresteci. Daha sonra burada iki tane şey var. Ayrı ayrı mı kurmak gerekiyor tam bilmiyorum. Onu dikkat edeceğim. Popülasyon 12. 15 olması gerekiyor diyor. Dur bakalım artacak mı şimdi? Burada yine ufak şeyler veriyorlar. Lojistik. Evet şu anda popülasyon arttı ama şu 12 ne onu anlamadım. 12 tane çalışan var herhalde şu anda. 15'e mi çıkarmamız gerekiyor? Anladım. Heh, okey. Doğru. 14 oldu. 14 çalışan var. O zaman şuraya ben bir balıkçı kurmak istiyorum. Onu yine şuraya tıklayalım. Ana binamızı şu şekilde kuralım. İki balıkçı kuralım buraya. Ne diyorsunuz? Şuraları yıkacağım. Kusura bakma. Hemen buradan kestirme. Şuraya çıkarmak istiyorum yolu. Ya da storehouse'u bu yakına kuralım. Bir tane storehouse kurarız. Olayı çözeriz. Doğruya storehouse var mı? Bir bakayım ben. Residence. Storehouse'umuz şurada. Tamam bu buraya bakar. Bir tane storehouse da buraya alırız olmazsa. Tamam şuraya çıkaralım. Bir tane de storehouse kuralım mı? Kapısı şöyle. Bir storehouse da buraya. Buraya şimdi bir... Aa bir dakika yanlış kurdum ben ya. Bunu sil. Balıkçı niye kurmuyor? Balıkçı kurmak istiyorum. Neyse storehouse kursun bakalım. Doğru binayı kurmuştum. Yıktım. Okey. Herhalde bir sıra veriyor. Onu takip etmemiz gerekecek. Tamam şimdi diyor. Bu ilk iki bölüm ya da ilk bölümler biraz öğretici bazında herhalde. Detayı böyle sırayla gösteriyorlar. Şimdi tekrar aynı binayı kuruyorum buraya. Evet şuraya kuruyorum. Şurası şöyle güzel. Tamam balıkçı. İki balıkçı daha kurdum. 22 yerimiz var. 22 popülasyonumuz var daha doğrusu. 16 çalışanımız var. İki tane daha gidecek. 16. Kaç oluyor?
18. Şuraya da taşçı kurmamız lazım. Bakalım taş azalıyordur şimdi. 29 tabii. Taş düşüyor. Buraya ben bir tane de taşçı kuralım. Evet. Şu şekilde. Storhouse'a yakın olsun istiyorum ama biraz zor herhalde. Şöyle yapsam. Storhouse neredeydi? Şuradaydı. Şuradan şuraya çıkacağım. Ya da direkt Storhouse'un önüne. Yol çok uzun ya. Neyse taş ihtiyacımız şu an için acil değil. O ağır ağır taşısın bakalım. Sonradan çözeriz olayı. Evet şu yolu da şöyle bağladım. Buraya bir tane taşçı yapalım. Şimdi balıkçılar çalışıyor mu? Burada ne diyor? Mini map kullanımı vesaire. Burası bizim bölgemiz. Bunlar ara bölgeler. Bağımsız herhalde. Burası Ramirez'in kalesi. Tamam. Burası genel üstten görünüş. Güzel yapmışlar bunları ya. Hemen hop bizim yere gelelim. Tamam. Şimdi buraya iki tane balıkçı kurdum. Storhouse da yakın. Keres de geliyor. Ben bir tane daha şey kurmak istiyorum. Rezidans. Bunları ihmal etmeyelim. Tamam. Şöyle ana yolun etrafına yerleşmeye çalışıyorum. Bu arada mouse'u çok mu hızlı hareket ettiriyorum? Kusura bakmayın. Belki gözleriniz yoruluyordur. Şimdi balık alıyoruz. Hemen animasyonlara bir bakalım. Oho! Kürüsüne bulduk ya. Splendid. This fish will feed the hungry bellies of our... Hop! Hadi bakayım. Çekti. Alabildi mi? Oo! Aldı. Çok güzel. Doğru Storhouse'a. Hadi bakalım. Balık geliyor. Üstünde de balık işareti var. Güzel olmuş değil mi? Şimdi. Mission board'u açalım. Var mı bir şey? Mining sektör. Ha. Okey. Tavernamız nerede? Burayı almamız lazım. Öyle gözüküyor. Oo, altın madeni vesaire. Oraya gideceğiz. Şimdi burada fazla açılmadan hemen kaç askerimiz var? 3 gözüküyor. Hemen şey yapalım. Taverna'dan pikeman. 3 altın harcıyor. Bir basit yiyecek. Şöyle yapalım. Şöyle 5 tane yapalım. O 15 altın. Ama yapacağız. Hatta 5 değil ya. 4 yapalım. Altın fazla yok. Altın para yok daha doğrusu. Daha sonra oraya gidelim. Orada kaç tane asker vardı? 4. Bakın altınlar şeye gidiyor. Buraya geliyor. Buradan çıkacak şeye mi gidecek? Taverna'ya mı? Evet doğru tahmin ettim. Taverna'ya gidiyor. Taverna'dan gene şey çıkacak. Asker çıkacak. Hop 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 hop. Hadi bakalım. Şimdi kaç askerimiz oldu? 6 asker var. 6 asker var. Şimdi şöyle bir göz atıyorum ekrana. 8 paramız kaldı. 3 yiyor. 6 asker, 7 asker var. Değil mi? Tekrar tıklayayım. 7 asker var. 7'ye 4 kayıp verdirir bize. Bir tane daha yapacağım. Hop. 3. Hatta 2 tane daha mı yapalım? Fark etmez. Şöyle kalsın. Burada bir dikkat ederseniz balık rezervi daha var. Sürü olarak.
7, 8. 8 askerle oraya gider miyiz diye düşünüyorum. Şimdi şöyle yapalım. İsterseniz ben burada bir save yapayım. Bölüm 2 diyelim. Bölüm 2. Sadece bölüm 2. Okey. Çünkü ne olur ne olmaz duruma göre, oyunun gelişimine göre tekrar baştan alabiliriz. Şimdi güzel. Ben tıklıyorum. Hop. Geliyorum. Şeye tıklıyorum. Evet. Orduyu sevk ettim. Ordu gidiyor. 8 askere 4 asker savaşacağız. Bakalım. Orayı alırsak dediğim gibi hemen maden gelişimini yapmamız gerekecek. Çünkü anladığım kadarıyla burada bizi engelleyen tower denen, girişte bakın, uzaktan bizi vurabilen bir şey var. Savunma sistemi var. Onu aşmamız gerekecek. Onun için de yeni bir birlik üretmemiz gerekiyor. Şimdi şurada bir meydan savaşı yapacağız. Hadi bakalım. Bakın burada avlanma bölgesi de var. Geyikler falan var. Hadi bakalım. Bir saldırın birbirinize. Çok güzel. Hadi be. Bir adam kaybettik. Üç. Ha, iki zayiat verdik değil mi? Yok. Altı. Kaç var orada? Altı. Doğru. İki zayiat verdik. Evet. Oyunu hızlandırayım biraz. Zaten başka yok. Şimdi orayı ele geçirelim. Hemen dediğim gibi şeyi kuralım buraya. Yeşillik de var burada. Çok güzel. Çiftlik de olur şimdi. Değil mi? Ekmek. Hemen bir başak tarlası. Un. Fırın ve ekmek. Dediğim gibi bakın burada menüden çok bahsedemedim size. Ekmek için bakın neler gerektiğini söylüyor zaten. Ekmek nihai sonuçta, nihai ürün, son ürün. Ondan önce bir fırın, ondan önce de diyor un. Ondan önce bir tane şey, yel değirmeni vesaire, orada gösteriyor size zaten. Now hurry and recruit miners who will fill your storehouses with gold and coal. Evet. O da çalışıyor. Ramirez de çalışıyor. Ramirez'in madeni. Ah, damn this princess! How dare she steal those mines? They belong to me. How am I now to pay my soldiers? Ah, this is an outrage, a disaster. Lord Wolverine will not be pleased with my progress. Şimdi aldık mı orayı? Aldık. Başa döndük. Şimdi diyor mine falan çıkaracağız. Tamam. Şimdi buraya hemen Noble Residence falan diyor. Bu Noble Residence'lar rezidansın bir üstü. Farklı ürünler üretme, farklı şeyleri var. Kadınızı da göstereceğim şimdi size. Şimdi buraya bir tane şey açacağız arkadaşlar. Hemen bir storehouse değil mi? Storehouse şart. Storehouse'u şuraya yakın kuralım. Daha sonra buraya tıklıyorum. Şimdi ne var burada? Kömür madeni, altın madeni. Şimdi madenleri şu P tuşuna basınca oyunu pause yapıyorsunuz. Şey anlatacağım size. Araya girdim. Bu madenleri görünce Settlers 2 geldi aklıma. Orada keşifçi gönderiyorsunuz. O çok güzel bir özellikti. Böyle gidiyor ve şey arıyor. Kaynak arıyor size. İşte dağlarda kazı yapıyor. İşte bulduğunda haber veriyor. İşte altın madeni bulursa şanslı oluyorsunuz. Orada hemen altın madeni çıkarıyorsunuz. İşte kömür madeni buluyor size.
Burada madenler hazır önünüze geliyor. Yani o konu bu oyunda yok. Ama eklenmiş olsaydı böyle bir keşifçi gönderip maden aramak için, maden aratıp daha sonra bulduğumuz madenleri işletseydik çok daha güzel olurdu diye düşünüyorum. Burada biraz daha farklı yaklaşılmış bu konuya. Şimdi şu ortaya kuralım bir tane. Şöyle. Şuradan şimdi bir tane kömür yapalım. İki tane altın yapalım. Şurayı da hemen şu aradan şuraya bağlayalım. Şimdi bakın burada avlanma bölümü de var. Dikkat ederseniz. Burada av hayvanları var. Zoomlayalım. Bakın. Burada bir avcı kulübesi kurduğumuzda et elde edebileceğiz. Av hayvanlarından. Şimdi ama önceliğimiz o değil. Önceliğimiz altını ve kömürü çıkarıp Noble Residence yapalım. Noble Residence'la da madeni para basmak, yani altın para basmak. Çünkü altın para basarsak farklı bir askeri birlik üretebileceğiz. Sevgili arkadaşlar. O askeri birliği üretmek için altın para basmamız şart. Şimdi buradan oraya sevkiyat başladı. Biraz uzak. Şu hızı arttıralım. Şimdi burada da bakın bir balık şeyi var, sürüsü var. Rezerv değil, 90 diyor. Güzel yani işletilebilir. Popülasyon 24. Buraya ben altın madeni burada olduğu için Noble Residence var. Burada gösterdi demimizi. Bakın madenler nasıl kullanılacak. Şey hakkında, o altın para hakkında bilgi veriyor. Bir saniye şu kahvemi de alayım. Şimdi. Şuraya bakın. Şöyle göstereceğim. Tıkladık. Bakın rezidansımız vardı. Alt birimleri bunlardı, değil mi? Noble Residence var ve alt birimleri bunlar. Biraz daha böyle artık katma değeri yüksek diyeyim. Ürünler üretebildiğimiz bir ünite. Şimdi bunu yaparsak mint dediğimiz, yani o mint nane gibi, nane anlamına geliyor da para birimi aslında. Altın para ürettiğimiz bir birim o. Bu şekilde ben Noble Residence'ı buraya yerleştirebiliyor muyum diye bakacağım. Tam tersi yapalım. Evet, şöyle güzel. Hemen şu yan tarafına bakın, bu para üreten birimi açıyorum. Hatta iki tane mi açalım? Durun bakalım, çok şey yapmayalım, birden açılmayalım. Bu oyunda çok acele etmeyeceksiniz. Üniteleri ikişer ikişer kurayım derseniz birdenbire kaynağınız eriyebilir. Aman ha, dikkat edin. Biz de o sıkıntıya düşmemek adına böyle ağırdan alıyoruz. Bakın burada yiyecek bölümü var. Üretim grafiği bakın. Süre içerisinde üretim grafiğini görüyoruz. Ramirez'in de üretimi burada. Ramirez'in üretimi bizden çok iyi. Gördüğünüz gibi. Diğer şeyleri bilemem. Burada bir şeyde bir geçmişiz onu. Askeri üretimde. Bu da bizim genel kaynak durumu. Buradan tıklayarak kaynakları kontrol edebiliyorsunuz. Bakın taş üretimi zaman içerisindeki grafiğini görebiliyorsunuz vesaire. Buradan demin söylüyordum. İşte yani sonuç olarak ekmek üreteceksiniz. Bakın sonuç ekmek. Ama ne gerekli? Bir fırın. Fırına ne gerekli? Bir çuval un. Un nasıl elde edilecek? Yel değirmeninden un nasıl elde edilecek? Başaktan. Yani buradaki sıraya göre siz diğerlerini çözümlersiniz. Mesela bira. Bira yapacağız. Bir biracı, birahane, damıtma merkezi. Ama onun için ne lazım? Su ve yine başaktan, buğdaydan damıtarak elde edeceğiz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi burası ne durumda? Bir kontrol edelim. Animasyonlarımıza bakalım. Hop, madenden kömür çıktı. Güzel. Altın madeni çalışıyor mu? O, altın madeni de çalışıyor.
Oo, altınlar gidiyor sepet sepet. Güzel, şimdi şeye atlayıp gidecek. Abimiz. Arabasına atlayıp gidecek şimdi. Hop. Aa, kendi direkt girdi. Çalışıyor şu an. Hadi bakalım. O gidiyorlar işte. Hop. Bu kömür madeni biraz daha farklı herhalde ya. Ha, kömür de kendi çıkarıyor. Tamam. Güzelmiş. Altın farklı, kömür farklı. Generalimiz burada. Sevmezsek işine son verebiliyoruz vesaire. Güzel enstantaneler var. Evet, para üretimi bakın 6 bir tane üretmişiz. 6 tane diyor. 2 tane üretmişiz. Tamam. Paralar üretiliyor. Güzel. Bakın bu Noble Residence. Gördüğünüz gibi biraz şeklinden de anlaşılacağı üzere böyle bir şatafatlı görünümü var. Dediğim gibi daha katma değeri yüksek ürünler yapabiliyoruz. Bakın bu. Hop. Para hazır. Çıktı ve güzel bir sunumla beraber mor bir kadife yastığın üstünde depoya gitti. Çok güzel değil mi? Şöyle yavaşlatalım biraz. Orta hızı alalım. Olay çok iyi ya. Ya tasarımları çok ince ve güzel düşünmüşler. Çok güzel. Basıyor. Oo. Oo. Vay. Çıktı mı abi? Aldı. Ha, şekil veriyor burada. Hop, yastığı aldı. Tamam, paralar hazır. Çok iyi. 4 oldu. Hızlandıralım biraz. Avcı mavcı kurmadık arkadaşlar. Onu da gösterecektir bize mutlaka. Şu an istemediği için zaten büyük bir ihtimal kuramayabiliriz. Balık stoğu 53 de güzel. Sıkıntı yok. Sade yiyeceğimiz 15. Onu biraz hızlandırabiliriz belki. Balık buradan yukarı gidiyor. Balık ne için gerekli diye düşünüyorum. Balığı takip edeceğim nereye gidecek diye. Oraya geldi. Herhangi bir yere gitmedi şu an. Bazı üniteler çalışması için yiyeceğe ihtiyaç duymuyor ama bazı üniteler Settlers 2'de vardı. Balığa ihtiyaç duyuyorlar. Yiyeceğe ihtiyaç duyuyorlar arkadaşlar. Evet, buraya balık geldi. Şeyimiz bitti herhalde. Şu an herhangi bir şey göstermiyor. Yani sektörü ele geçirmemle ilgili bir konu herhalde. Şurayı ele geçireceğim. Anladım. Sırayla gidiyoruz. İkinci sektörü de ele geçirmem gerekiyor. İşgal et gibi bir şey bu. Sektörü şurası. 3 adam var burada. Hemen buraya gidelim. 6 tane var bizde. Tıkladım. Evet, savaşa başlayalım. Şunu normal hıza çekelim. Şimdi üretim başladı. 12'ye çıktı para birimimiz. Güzel. Aklıma gelen herhangi bir şey var mı diye bakıyorum. Şurayı yine takip edelim. 30. Şimdi yiyecek 14, 15. Fena değil. Para önemli, para. Bu çıkaracağımız askerler daha fazla para tüketecektir. O yüzden ben kaç tane ham altın vardı burada? 19. Toplam 59. Güzel. Aslında şuraya bir tane daha şey koyabiliriz. Para üretim binası şey. Tabii, para üretim ünitesi. Öyle söylüyorum. Bina yerine. Bina da diyebiliriz. Yani para üretim binası değil de ünitesi kuralım. Çünkü neden diyeceksiniz? Evet. Şeyi kazandık. Savaşı izlemeye gerek yok artık. Şimdi orayı da ele geçirelim. Hızlandıralım oyunu. Onlar orayı ele geçirirken biz yine buraya dönelim. Şöyle bir göz atalım yine. 70 kömür var. 59, 58'e düştü. Bütün altını değerlendirelim ve paraya çevirelim. Çünkü buradaki en önemli nokta asker şey para. O sektörü de alınca önümüz açılacak ve buraya saldıracağız. Çünkü şimdi burası tutuyor.
saldıramıyoruz. Yani buraya giremiyoruz. Bu sektörü de almamız lazım. Sınır muhabbeti oradan var zaten. Bakın sınırımız buraya kadar gösteriyor. Bazen çıkıyor kırmızı çizgi. Ha şurada. Görüyorsunuz. Tamam. Now my lady, to attack Ramirez, we will need musketeers. And musketeers need fancy food. Hmm. I therefore suggest we hunt animals which can be made into fancy food. Yani şimdi diyor ki kaliteli fantezi yiyecekler şey yapman lazım. Ama onun için de diyor işte et lazım sana. Etle beraber üreteceksin diyor bu fantezi yiyeceği. Ha bir de kasap bakın butcher. 10 tane de şey istiyor bizden. Başka bir askeri ünite. Ona bakacağım. O isim özel isim miyoruz ki bir anlama geliyor mu bakacağım. Silahşör. Tamam. Yani uzaktan atış yapabilen büyük bir ihtimal. Silahşör dediğini tam bilmiyorum. Yani kılıç kalkan değildir herhalde. Çünkü şurada bir tüfek resmi bakın var. Şimdi hemen o konuya odaklanalım. Şimdi bu bölge bizim. Şimdi buraya bir tane storehouse açmıştık. Şimdi bakın şurada bir av var. 8 diyor. Burada ne var? Var mı? 12 diyor. Güzel. Burada 4 diyor. O zaman şu ortayı kullanalım değil mi? Şimdi 8 de burada diyor. Bir dakika. 4 diyor. 12 diyor. Şöyle yapalım. Şurada storehouse'umuz vardı. Yakın değil mi orası? Yakın. Burada 8 diyor. Buraya bir tane kuralım. Hunter arkadaşlar. Sevgili dostlar. Şurayı mı kuralım diye bakıyorum şimdi. Şurası güzel. Hemen buradan bir hunter buraya. Şuraya bir tane kurmak istiyorum. Şöyle çevireyim. Hemen yola 0. Bir hunter da buraya. Bu arada şeyi de kontrol ediyorum. 27-41 popülasyon olmuşuz. Fena değil. Şu anda bir sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Avcılar bir başlasın bakalım. Şu avcı biterse bir izleyelim bakalım nasıl olacağını. Görelim. Şurayı kapatalım. Daha sonra açarız. Burada geyikler var çünkü. Burasının kurulumu bitince para üretimi hızlandı. Dikkat ediyor musunuz? İki tane kurduk bu üniteden. Şimdi ayrı ayrı çalışıyorlar. Şelale falan filan. O döneme göre yine su efekti de güzel. Yani böyle yukarı alınca açıdan kötü gözükmüyor çok. Nehrin akış yönü filan güzel. Balık bu tarafa doğru sevkiyatta. Neden bu tarafa sevkiyatta bu storehouse'a bilmiyorum. Genişledik herhalde. Sorun yok. Burada da bir balık bölümü var ama şimdi bizden kaliteli, daha fantazi yemekler istiyor. O yüzden balığa abanmaya gerek yok. Burası bitmeye yakındır büyük bir ihtimal. Ne kadar kaldı burada? Az kalmış. Toplam sayıyı niye göremiyorum? 15, 13. Neyse. Şimdi avcı kuruluyor. Biraz izleyelim bakalım nasıl olacak animasyon. Geyikçikler arkada. Kaçın kaçın avcı geliyor geyikçikler. Speed up your economy by building a second one. Aslında bir sevedelim mi? Şuraya bölüm 2-1 yazalım. 2-2 yazalım. Aa. Avcı başladı hemen ya. Ne vurdu? Geyik. Domuz bile var. Şimdi derisini yüzüyor. Hop.
Bayağı da uğraştı ya. Olayı çok basit indirgememişler. Dikkat ederseniz bir uğraş var yani. Aa, para gidiyor. Çok güzel ya. Settlers'ı o yüzden seviyorum ya. 2 de güzeldi. 2'yi de göstereceğim size bir ara. Unutmasam. Of. Et tamam. İlk etimizi aldık. Burada fazla av olmadığı için fazla kurmadım ama burada 12 var. Aslında burada da 4 var. Buradan oraya gider mi? Ne dersiniz? Buradan buraya avlanmaya gider mi? Şuraya isterseniz yani bir tane daha kurayım diyeceğim. Bu karşıya gider mi avlanma? Yani bölgesi içerisinde mi? Ünitenin bilmiyorum. Şuraya kursam avlanır mı? Bakın ağaçların arasındalar. Su var ya, hayvanlar burada. Bilmiyorum, şansımı denemek isterim açıkçası. Buraya bir tane kuralım ya. Bir hunter daha kuralım buraya. Şimdi hemen ekonomiden bakalım. Et geliyor mu? 16 olmuş. Şimdi bize ne lazım? Fancy food dedi. Yani fancy food. Yani ne bu? Fantazi yiyecek. Butcher. Tamam. Butcher'ı nereden kuracağız? Noble Residence'dan mı? Evet. Bakın burada bir tane boş yerimiz var. Çok uzağa gitmeyelim. Storehouse'umuz da yakın. Hemen şuraya bir tane kasap. Hop. Aslında iki tane olsa daha seri olur. Değil mi? Yani onun yüzden bir tane daha Noble Residence yapmak lazım. Gerek var mı şu an için? Çok da gerek yok aslında. Para 32 oldu. Güzel. 41'e düşmüş. Burası hızlı şey yapıyor. İki tane açtık ya. Paralar güzel. Aktif. Burası hemen bitecek gibi ya. Neyse, Butcher'dan bir tane daha açmayı düşünüyorum şimdi. Fancy Food ne durumda? Bir bakayım ben. O, ha, hiç yok ya. Maybe one butcher is not enough. Evet. Ha, o da benim düşündüğümü düşündü. Diyor ki olayı hızlandırman için ikinciyi açmayı düşünebilirsin. Tabii ki düşünüyorum şu an. Yine bir Noble Residence yapalım. Bir tane daha butcher açalım. Hatta iki butcher mi yapalım? 3 tane olsun. Kasap. Ne dersiniz? 3 kasap yapalım mı? Popülasyon hemen tırmandı, görüyor musunuz? Heh, 2 kasap yeter ya. Halen şey çıkmadı. Bakayım şu sosisi nasıl yapıyorsun, salamı? Hijyenik misin? Oo, sucuk çıktı. Göremedik ya. You have produced the first fancy food. Neyse, gel bakayım bir daha öğret de görelim. Tamam, silahşör yapacağız. Et geldi. Onu şeye atacak herhalde şimdi. Öğütme makinesine. Salamlar, sucuklar duvarda asılıyor. Hadi. Hop. Oo. Süper ya. Bildiğin sucuk yapıyor adam. Çok güzel. 2 oldu. Şuralar hala inşa edilmedi çünkü malzeme ve çalışan sayısı demek ki çok dengeli değil. İş var. Yani buraya sıra gelmiyor. Acaba şey var mı bu oyunda? Tam hatırlamıyorum. İşlem önceliği verebiliyor muyuz?
işlem önceliği verebiliyorsak çok güzel. Yani hangi bina ya da hangi yapılan işlem daha önce yapılacak. Çünkü Settlers 2'de o da vardı. Ya 2 mükemmeldi yani. Çığır açmıştı bence strateji oyunları içerisinde. Neyse. 2 tane butcher'ımız var. Kasabımız var. Şimdi işlem hızlanır. Şurayı hızlandıralım. Balıklar bu tarafa doğru kaydırılıyor aşağıdan. Buralar kurak, çorak topraklar. Burada pek işimiz yok. Burada gördüğümüz üzere şey var. Altın aşağı geliyor. Balık fazla kalmadı. 5'e düşmüş. Şu tarafta var. Buraya kaydırırız. Ama balığa ihtiyacımız yok şahsen şu anda. Balıkla bir işimiz yok yani. Bir tane taşçımız var. Taşçı da yeter şu an. Evet, bu ne bekliyor? Plainfoot. Plainfoot bekliyor. Plainfoot gelecek. Canım Plainfoot. Aa bir dakika. Plainfoot yok mu elimizde hiç ya? 2 mi? Plainfoot çok azmış. Neden böyle? Şuraya hemen kuralım ya. Ben ona hiç dikkat edeyim. Bakın hemen gözden kaçtı, gördünüz mü? Şuraya bir Fisherman 2 tane kuralım. Rahatlatalım. Şöyle hemen. Fisherman. Çünkü aşağısı bitecek. Orayı kapatırız bittiği zaman. Yukarıda açmamız daha iyi olur. İşlem de hızlanmış olur. Bayağı bir balık tüketiyorlar. Herhalde madenler tüketiyor balığı. Bir tıklayayım. Bunların ne tükettiğini neden göremiyoruz? Enteresan. Hangi ünitenin neleri tükettiğini nereden görebileceğiz acaba? Bunlar çalışan üniteler. Aa bir dakika. Tamam. Yani construction birinci sırada. Burada herhalde yer değiştiriyoruz anladığım kadarıyla. Bu oyunda ticaret var. Küçük de olsa eklenmiş diye hatırlıyorum. O yüzden bence bu versiyonu Settlers'ın çığır açan bir versiyondur. Bakalım ticareti şimdi göreceğiz. Nasıl yapılıyor? Hatırlayamıyorum çünkü. Maalesef. Burada av hayvanı bitiyor. Bu üniteyi durdurabiliyor muyum? Ünitelerin bazılarında pause özelliği oluyordu. Öyle hatırlıyorum. Bakalım gelecek mi? Buradaki balıkçılar ne durumda? Evet. Bitmek üzere. Burada bitti. Şimdi şey olur. Plain food yeter. Butcher 6'ya çıktı. Biz yavaş yavaş şeyi üretelim. Bakın hemen tavernaya geliyorum. Şimdi slasher bölümü de açıldı. Gördüğümüz gibi. 4 tane şeyimiz var. Mızrakçımız var. Bakın bir dünya burada yine ekstra şey var. Ünite var. Onları ne zaman nasıl üreteceğiz bilmiyorum şahsen. Buradan bakın 4 tane altın yiyormuş. Bir slasher. Az değil değil mi? Bir fancy food yani iyi yiyecek ve bir şahıs. Popülasyondan bir kişi. Şimdi ben kaç tane yapalım? 8 tane. Ha? Çok mu olur? 4-8'den 32 altın. 8 tane de şahıs. Zaten 8 tane fancy food var. 8 tane üreteyim. Bakalım şimdi. Hop. Transfer başladı hemen. Altınlar geliyor. Şimdi çıkar hemen. Ne tarafa gidecek? Bu tarafa. Sağa gidecek herhalde. Ordu neredeyse oraya gidecek.
Halen üretemediler. Neden? Popülasyonda mı sıkıntı var diye bakıyorum ama yok. Boşluğumuz var. Ha, fancy food gelecek. Tamam, şimdi üstten aşağı geliyor ya. Tamam bak 3 tane giriyor sucuk. Sucuk anca geldi. Şimdi çıkar. Tamam. Hop. Sinaşör çıktı. Hop. Bir de farklı farklı tipleri var ya. Çok güzel. Biri şişman, biri zayıf. Hop. Sırayla çıkıyorlar. Şeyi es geçtim ben. Sevgili dostlar. Yukarıdan Fancy Food'un geleceğini düşünemedim. Yol bayağı uzun. Bakın zaten böyle gidiyorlar. Şuradan yukarı çıkıyorlar. Sonra şuraya dönüyorlar. Buradan devam ediyorlar. Doğru şeye. Sınır karakoluna. Buradaki şey bitmiştir. Ha, bir tane var halen diyor. Oduncular buraya kadar geldi. Baksanıza nereden kesiyor. Şu arkadan geliyorlar herhalde. Şuradaki oduncular olabilir bunlar. Şuradaki hunter çalışıyor mu? Kaç tane üreteceğiz musketers? 10 tane değil mi? Ha. Güzel. 8, 9. Kaç oldu orası? Ha, 8 tane olmuş şimdi. Ben zaten 8 tane üretmiştim. 2 tane daha üreteceğim şimdi. Hatta 3 olsun ya. Hadi. 3, 4'ün 12. Tam tüketiyoruz burayı. Evet, saldırı zamanı yaklaştı. Bakın şey uyarısı geldi. Hunter uyarısı geldi. Burada diyor şimdi avlanacak hayvan yok. Bu durumda şunu yapabilirsiniz. Hiç dokunmayabilirsiniz ya da bu binayı bakın buradan hop yıkabilirsiniz. Belki zaman içerisinde popülasyon artabilir. Onu bilmiyorum. Buradaki hunter neden böyle bir şey yaptı? Belki şu an için ama hayvan var burada ben görüyorum. İşte hayvan var evet. Allah Allah neyse. Ha yok düzeldi tamam. Sevkiyat çıktı. Ben sevkiyat unuttuğum için biraz sabırsızlandım demin. Evet 3 tane daha Musketers'tan sonra ben şeye saldırırım Ramirez'e arkadaşlar. 12 yani toplam 12 birliğimiz var burada. 4 şey mızrakçı, 8 silahşör. Güzel. Fancy food anca yetiyor. Bakın iki balıkçı da buraya kurdum. Demek ki balık tüketimi çok fazla. Okey. Mission update geldi. Evet. Ramirez'i yok et. Sür bu topraklardan. Orayı da ele geçireceğiz sevgili dostlar. Şimdi şu birlikler bitsin. Tamam mı? Tamam. Evet. Tamam. 15 olsun. Sınır karakolunun sayısı hemen gidelim. Şey çok enteresan ya. Butcher. Balık. Bir dakika bu mu yoksa? Noble Residence mı? Ya burada balık işareti. Fancy Food çıkıyor da o yüzden. Fancy Food hangisi için çıkıyor? Ha bunun için. Demek ki pardon ya şurayı nasıl okuyamıyorum. Bakın girdiği görüyor musunuz? Bir et ve bir tane basit yiyecekle çalışıyor burası. Şimdi oldu. Şimdi oldu arkadaşlar.
Bakın balık nereye gidiyormuş? Altın para basan ünitelere de balık lazım. Adamlar aç çalışmıyor. Bakalım. Altın madeni hiç... Madende çalışanlara hiç yiyeceğe gerek yok. Çok enteresan. Aslında Settlers 2'de yanılmıyorsam madende çalışanlar için de yiyecek ihtiyacı vardı diye hatırlıyorum. Tekrar şöyle bir bakayım. Herhangi bir input gözükmüyor değil mi? Demek ki bu versiyonda ona gerek duymamışlar. Evet, 15 oldu. Şimdi gidelim bir Ramirez'e saldıralım. Ama önce şu kapıdaki Tower'ı yok etmemiz lazım. Tower'a karşı yola çıkıyorum. Bakalım silahşörlere. Of 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 of. Hadi bakalım, çok güzel. Aslanlarım benim. Burayı bir inceleyelim, ben hatırlamıyorum. Önde silahşörler, arkada mızrakçılar. Oh, bayağı aldı canımızı, baksanıza. Oh, iki atışta hemen. Peki biz alabilecek miyiz burayı? Aa, çok hızlı ölüyoruz ya. Sıkıntı var ya. Acaba alabilecek miyiz? Hadi aslanlarım, hadi bakayım. Alacağız herhalde, hadi. Hadi son atış. Güzel. Bir an dedim alamayacağız ya. Şimdi nereye gidiyoruz peki? Ramirez ne oldu? Aa, bir de Ramirez'le kapışacağız. 4 bizde kaç var? 8. Biraz sıkıntılı burası. 4'e 4. Azıcık hızlanın hadi. Güzel. Bırak Ramirez, bırak. Ben kazandım. Çok iyiydi ya. Şimdi Ramirez çekiliyor. Kaleye mi gireceğiz? Güle güle Ramirez. Savaş kurallarını çiğnemeyerek seni serbest bırakıyorum. Bayrağını al ve git. Aa, nereye gidiyor? Kale bizim. Sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Bütün köyü yakacağız. Şimdi ele geçirme süresi var değil mi? Tıklayalım. Şurayı kapatalım. Ramirez bayağı çekildi yalnız. Oo, uzak bir karakola gitti. Burası oraya ait. Evet, buraya ele geçirdik.
Oo, her yer yandı. Biz de ne kadar barbarız ya. Ama Settlers'ın şeyi özelliği bu. 2'de de öyleydi. Ele geçirdiğiniz haritadaki bütün üniteler yanıyor arkadaşlar. Yok oluyor. Although you have defeated me, your victory will be short-lived. Is that your conscience speaking or your pride? Neither. But my Ramirez'i oyun boyunca göreceğiz herhalde, öyle gözüküyor. Chance against the mighty Lord Wolverine or his dark knight Draconian. Kara Şövalye, orayı okuyamadım, ne diyordu? I am merely trying to warn you. Turn back. Tandria will. Geri dön diyor vesaire. I'm not afraid. Korkmuyorum Ramirez. E korkma bakalım. Sen korkmuyorsun da biz ne yapacağız? Güzel. Evet, bu bölümü de bitirdik. Oyun gayet eğlenceli gelişiyor. Yeni üniteler devreye giriyor vesaire. Ben çok zevk almaya başladım. Umarım siz de zevk alırsınız. Alıyorsunuzdur. Evet sevgili arkadaşlar. Üçüncü haritaya geçeceğiz şimdi. Ama ben videoyu burada sonlandırıyorum. Şeyde üçüncü haritayı bir sonraki videodan devam edelim. Buradayız şimdi. Nasıl bir harita, nasıl bir bölüm acaba bizi bekliyor? Hep beraber göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bol oyunlu günler, eğlenceli dakikalar diliyorum. Sponsorsuz, reklamsız kanalıma da abone olarak ve videoları beğenerek küçük bir destek verirseniz, destekçi olursanız ne mutlu bana. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.